Adamlar kendileri HDP ile görüşmüyor. HDP'yi engelliyor. HDP'yi yasaklıyorlar. HDP halen HDP ile merhabalaşamıyorlar. Yan yana bir fotoğraf çekemiyorlar. Bir yemek masasında oturamıyorlar. Hiçbir şey yok. E, HDP başkasıyla görüştüğü zaman da efendim siz gidip AKP ile görüşüyorsunuz. E siz görüşün. Biz uyarıyoruz. Sürekli söylüyoruz. Sayın Demirtaş da diyor ya. İyi valla siz görüşmüyorsunuz diye. Yani muhalefetesiniz diye. O zaman HDP siz görüşmüyorsunuz ya başkasıyla da görüşmeyecek. Yapmayın ya. Yok canım. HDP'nin de siyaseti var. Bugün Sayın Mithat Sancar net olarak bazı şeylerin altını çizdi aslında. Ve kapımız açık dedi herkese. Herkese açık dedi. AKP'de dahil, iyi Parti, her kimse. Sayın Mithat Sancar'ın o cümlesi çok önemli. Bizim kapımız herkese açık. Ha biz herkes gelsin diye de beklemiyoruz. Bizim işimiz gücümüz var. Bizi ararlar görüşebiliriz diye restini çekti. Budur. Elinde sonunda sizin Kürtlerin ve HDP'nin ayağına geleceğini herkes biliyordu. E ne oldu şimdi? Kürt oyları ve HDP oyları bu kadar kilit noktaya geldikten sonra siz Kürtlerin ve HDP'nin kıymetini anlamaya başladınız. Değil mi? Ama lütfen bırakın da HDP kendisi siyaset yapsın yahu. HDP'nin yöneticisi değilsiniz, üyesi değilsiniz. HDP ittifakında yer almıyorsunuz. Şimdi HDP içerisinde, HDP'nin o bulunduğu ittifakın içerisinde yer alan bir parti desem biz deriz ki ya ittifakın içerisindedir. Konuşma hakkı da vardır deriz. E siz HDP ile yan yana gelmiyorsunuz. İttifakta değilsiniz. Merhabanız yok, selamınız yok. Halen birçoğunuz HDP'yi terörle bilmem ne yana görüyor. Yani e HDP AKP ile görüşmüş. Görüşsün kardeşim. Düşmanla da görüşeceksin, dostla da görüşeceksin. Eğer siyaset yapıyorsan, ha siyaseti bırakacaksan hatır için falan keste görüşeyim de yok hatır için falan kesle görüşmeyeyim de böyle bir siyaseti HDP zaten yapmıyor. Bizim çıkarlarımızı ya da Kürtlerin, Türkiye toplumunun, Türkiye ge toplumun geleceğinin çıkarları kim değilse kim o çıkarlara göre hareket ederse HDP onunla görüşür. Bizim zaten istediğimiz bir seçmenlerinde, biz, seçmenlerin biz vatandaşlarla, biz Kürtlerin de istediği HDP budur işte. Yani iyi valla CHP'nin keyfi istemiyor biz gidip AKP ile aman görüşmeyelim ayıp olur. Yok iyi Parti arkadan çok kızıyormuş da bu ne ya bizi şoka uğrattılar aslında nasıl görüştüler falan. Siz her şeyden önce bir kere HDP'ye merhaba demeyi öğrenin ya HDP'ye saygı duymayı öğrenin ondan sonra bekleyin. Avucunuzu yalarsınız bu şekilde. Avucunuzu yalarsınız bu şekilde. Ama aynı zamanda Sayın Mithat Sancar bugün AKP ciddi anlamda da sordu. Yani yürütmenin başı siz misiniz? Süleyman Soylu mu? Çünkü Süleyman Soylu ortalığı toz duman etti ve HDP ile ilgili yeni bir açıklama daha yapmış. Birazdan ona da geçeceğiz. Yani Süleyman Soylu açmış ağzını gömmüş yumuru. Süleyman Soylu şu anda HDP ile AKP'nin yan yana gelmemesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın ben size söyleyeyim bu kimyasal silahın arkasında da Süleyman Soylu ve Hulusi Akar ekibi çıkacak. Belki de hükümetin, ne bileyim devletin, belki de askerinin gerçekten haberi olmayabilir ha. Vallahi hani ben bunu söylerken Kürtler kızacak ama öyle yani. Belki hiç bunların haberi yok. Derin devlet dediğimiz o Süleyman Soylu ve Rusya Akar'ın o derin devleti var ya. Belki de bunlar yaptırmış kimsenin haberi bile yok. Yaparlar bunlar çünkü. Bunlar Kürtlerle tekrar diyalog kurulmaması, yeni bir barış süreci, yeni bir şeyin olmaması için zaten her türlü şey yapıyorlar. Ve Süleyman Soylu'nun iki gündür ödü kopmuş. Aman aman yahu. Ya bir daha yan yana gelirlerse bunlar ben ne yapacağım peki? Ben nasıl öteceğim? Ben nerede küfür edeceğim? Nasıl hakaret edeceğim? Ama size söyleyeyim ben. Şimdi söyleyeyim notunuzu alın. Önümüzdeki dönemlerde bunu göreceksiniz. Ben dün akşam Devlet Bahçeli'nin ne konuşacağıyla ilgili yorum yapmıştım. Birazdan ona geleceğim. Süleyman Soylu ile ilgili kendi yorumu söyleyeyim değerli izleyenler. Ondan sonra haberlere devam edeyim. Çok konuşuyorum farkındayım ama vallahi konuşmam lazım. Birilerinin bir şey anlaması gerekiyor. Süleyman Soylu şu anda AKP ile HDP'nin ya da yeni herhangi bir barış süreci kendi şu anda yok ha. Söyleyeyim yani. Olabilecek herhangi bir şeyin olmaması için Süleyman Soylu son gaz şu anda alttan kazıyor hiç olmayan yerlere operasyon, olmayan söylemler, küfürler, hakaretler almış başını daha da gidiyor 2-3 gündür. Ve en son Süleyman Soylu ne yapacak? MHP ile birlikte elini MHP verecek. MHP ile birlikte yallah deyip gidecekler. Ben söyleyeyim eğer AKP barış süreci ya da Kürtlerin oylarına ciddi anlamda talip ise Süleyman Soylu şu anda AKP'nin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Elini güçlendiriyor ve o kendi ekibiyle birlikte o milliyetçi o çağ ekibiyle birlikte alıp elini alıp ellerini tutup gidecekler. Ben size söyleyeyim. Süleyman Soylu'nun budur. Süleyman Soylu öyle AKP içerisinde kalacak da AKP yeni bir barış süreci geliştirecek de konuşacak da dillendirecek de Süleyman Soylu böyle rahat mı duracak? Yahu adam iliklerine kadar Kürt düşmanıdır. Adamın tövbe edeceği yok. Kürtlerle ilgili adam yemin etmiş. Adam bu dünyada ömrü olduğu müddetçe Kürtleri yok etmeden adam ölmek istemiyor. Adam sanki Azrail'le anlaşmış. Bu derece yani. Adam ölümü düşünmüyor. Öbür dünyayı düşünmüyor. Hak, hukuk, adalet, Kürtlerle ilgili bir şey. Adam düşünmüyor. Adamın tek düşüncesi ben diyor cehennem azabına gideyim diri diri diyor yanayım diyor. Yeter ki bu Kürtler bir şey sahibi olmasın diyor. E sen bu dertten ölüp gideceksin. Soylu. Sen bu dertten merez olup gideceksin. Kürtler senin gözünün önünde bir şey sahibi de olacak. Bir özgürlükleri de olacak bir hak sahibi de olacaklar, kazanlar da olacaklar ve sen de uzaktan mal mal izleyeceksin. Gerçi ben mal mal izleyeceksin dedim. Bu mal mal kelimesine ilişkin e, Süleyman Soylu birisine dava açmıştı. Vay efendim bana mal mal demişler. He, Selahattin Demirtaş'a dava açmıştı. Hmm. Selahattin Demirtaş demişti ya. Biz yapacağız siz de mal mal izleyeceksiniz. Evet Soylu. Kürtler bu kazanları kazanacak. Özgürlüklerini kazanacak. Sen de Mal, mal izleyecekse o zaman İçişleri Bakanı değilsin tabii. Nereden mal mal izleyeceksin onu da ben bilmiyorum. Artık bakalım hangi kuyuda, köşede, hangi cezaevinin köşesinden mal mal izleyeceksin. Hep birlikte göreceğiz ömrümüz yeterse, senin de ömrün yeterse eğer. Ama mutlaka biz görmesek de bizim çocuklarımız senin mal mal izlediğini, senin mal mal ne yaptığını görecek. Bunu sen hiç merak etme. Çünkü bu kadar Kürt düşmanlığı yapmak, bu kadar Kürtlere, bu kadar olmaz yahu, bu kadar olmaz. Lan Kürtler sana ne yaptı? Şimdi ben diyeceğim ben lan diyorum. Birileri diyecek ya sen ne kadar uslupsuz bir adamsın. Hayır ben uslupsuz bir adam değilim. Ben son derece terbiyeli bir adamım. Ben son derece uslubuma sahip bir insanım. Bunlar bunu hak ediyor. Hak edene hak eden hak edene cevabını vereceksin. Şu anda beni kahvede izleyenler var, yolda izleyenler var, yemek yaparken izleyenler var, uçakta bile beni izleyenler var, arabada izleyenler var, minibüste izleyenler var, trende, tramvayda, kendi evinde, sokakta her yerde insanlar beni izliyor. Ben doğru mu söylüyorum, yalan mı söylüyorum? Bunlar bunu hak ediyor mu, hak etmiyor mu değerli izleyenler? Hakkı vicdan söyleyin ya. Hak ediyorlar biliyorum. Ben sizin adınıza konuşuyorum şu anda. Vallahi ben sizin vekilinizim, sizin adınızla konuşuyorum. Çünkü siz içinizden gelenleri söyleyemiyorsunuz. Söylemek istiyorsunuz ama söyleyemiyorsunuz. Ya da o platform yok, ya da o imkan yok. Ben o yüzden milyonların sesiyim, sizin sesinizim ve siz bana bu hakkı, bu yetkiyi vermişsiniz. Çünkü beni takip ediyorsunuz, geliyorsunuz. Şu anda beni 2000 insan izliyor. Dolayısıyla ben bu 2000 insanın sözcüsüyüm ve sonra da beni izleyenlerin sözcüsüyüm. Haberlerimi de sunuyorum, yorumumu da yapıyorum, hak edene cevabımı da veriyorum. Bu benim özgürlüğümdür, benim hakkımdır. Küfür mü ediyorum? Yok. Hakaret de etmiyorum. Mal mal izleyeceksin diyorum. Bu hakaret de değil yani. Evet. Mal mal izleyeceksin. Neyse değerli izleyenler. Kırışlaroğlu da konuştu bugün. Şimdi onun da sesi gelmeyecek değil mi? Ben bir açayım. Biliyorum gelmeyecek ama yine de bir deneyelim. Yani ben duyuyorum da. Siz duyuyor musunuz? Duymuyorsunuz. Ben yazılı olarak açıklayacağım size e, bir onay gelsin. Herhalde siz onun sesini duymuyorsunuz değil mi arkadaşlar? So, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sesi var mı yok mu? Duymuyorsunuz. Tamam. O zaman neyse. O zaman dur duyuyoruz. Hatta böyle devam etsin. Ben de Sayın Kılıçdaroğlu ne söylemiş? Az geliyor. Yani geliyor. Ses yok, tamam. Arkadaşlar Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Ben size söyleyeyim. Şu anda konuşuyor. Bugün onda e, CHP'nin de grup toplantısı vardı. Grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu da konuştu. Çünkü bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu'nu herkes hedef almış. Yani AKP'nin gündemi Kılıçdaroğlu, MHP'nin gündemi Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun gündemi Kılıçdaroğlu ama bugün Kılıçdaroğlu böyle İmru'nu masaya vura vura e, dedi ki e, Soylu'nun itirafına teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Haftada 5000 uyuşturucu satıcısı yakalanıyor diyor. Burası Kolombiya mı? Narkosun dizisini mi, filmini mi izliyorsunuz? Ayda 20 bin, yılda 265, 260 bin eder. Bir de yakalanmayanlar bilmiyor eder. Kendileri itiraf ediyorlar ama bana kızıyorlar. Neden? Doğruyu söyleyeni köyden kovarlar diyorlar. Dava açıyorlar. Sanıyorlar ki Bay Kemal geri adım atacak. Dedikten sonra dedi ki bir insanın gram onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Yani Süleyman Soylu'nun bir gram onuru olsa durmaz istifa eder. Fakat e, şimdi e, pardon. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı, bu konuşmayı yaptıktan sonra Süleyman Soylu yine meydana çıktı ve Kılıçdaroğlu'na hakaret etti. Küfür etti. İşte hakaret budur. Mesela ben mal mal izleyeceksin dedim zaman hakaret değil o. Düşüncedir. Ama şu anda Süleyman Soylu'nun bu kullandığı, mesela dedi ki Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra dedi ki Kılıçdaroğlu onursuzdur dedi. Bak bu hakarettir. Ve Özgür Özel cevap verdi. Özgür Özel dedi ki zavallısın. İlk seçimde o koltuktan ineceksin hesap vereceksin dedi. Daha sonra CHP'lerden tepki gelmiş. Bir sürü CHP'li çıktı falan. Hepsi böyle Süleyman Soylu'ya ateş bisküvi. Ama Süleyman Soylu CHP'ye karşı öyle bir kinle durmuş ki ben anlamadım. Arkasında bir şeyler var. Şimdi değerli izleyenler ben e, ekrana bir şey getirdim. Dikkatinizi çekti bu fotoğraf biliyorum. Da bir şey söyleyeceğim. Ee, bir dakika arkadaşlar. Çok çok affedersiniz. Ee, ha tamam. Dün akşam ben bir ile ilgili bir konuşma yapmıştım, bir yorum yapmıştım dedim ki yarın. Grup toplantıları var ve yarın dedim mutlaka HDP ile ilgili yorum yapacak dedim ve hatta dedim ki ya HDP ile ilgili bu adam şey yapacak dedim bana göre orta bir yol izleyecek ve öyle çok fazla böyle HDP'yi böyle şey yapmayacak dedim yani e, ya artık siyaseti takip edebilir de e, artık bu insanların ne kadar dönek olduklarını takip edebilir de. Biz bunların artık tahminine ne söylediğini bir gün öncesinden insan anlayabiliyor yani. Benim de tahminim %100 doğru çıktı. Ve adam bugün ekranların karşısına çıktı. Tam 27 dakika ile uğraştı. 45 dakikalık konuşmasının yarısından fazlasını Kılıçdaroğlu'na ayırdı. Promotörün karşısına geçti. Bir sağa baktı, bir sola baktı, bir sağa baktı, bir sola baktı. Sağa baktı Kılıçdaroğlu, sola baktı Kılıçdaroğlu. Bu aralar alışmış şiirler falan da okuyor. Böyle o şiirleri okurken de Hasan'ın şiirini Hüseyin'e. Hüseyin'in şiiri de Hasan'a falan. Neyse o bizi kadar etmiyor. Bir tek fon müziği eksik. Onları da beceremiyorlar arkasına koymaya. Ve Devlet Bahçeli dedi ki e, hani bu HDP'yi ziyaretiyle ilgili AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse CHP'de odur ve aynısıdır. Biz kiminle görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz. Vay! Vay! Demokrata bakar mısınız? Yahu hakikaten de bu adam yarın öbür gün demokrat gerçi diyorlar şimdiden de iki gün önce AKP'li biri açıklama yaptı dedi ya AKP devrimcilerin partisidir. Ama gerçekten Bahçeli de artık yavaş yavaş devrimci olmaya meyillidir yani. Çünkü ilk defa ben duydum ki e, Bahçeli ilk defa diline bir demokrasi ne hangi kelime tam geçiyor? E, bizim gözümüzde HDP neyse biz kiminle görüşüldüğüne değil makul ve demokratik çözüm. Vallahi da billahi da ben yıllardır bu adamı takip ediyorum. Ben yanılmış olabilirim değerli izleyenler. İlk defa bu adamın ağzından ben demokratik bir demokratik diye bir kelime duyuyorum. Ne özgürlük, ne demokrasi, ne insan hakları buna benzer hiçbir kelime ben şu ana kadar sayın beraz devlet Bahçeli'nin ağzından duymadım. Siz duyduğunuz bilmiyorum ama bugün meclis kürsüsünde Beraz Bahçeli öyle bir demokratikleşti ki Makul ve demokratik çözüm nasıl olacağına bakarız biz. Bizim için önemli değil. AKP gidip HDP'ye de yalvarabilir. Yeter ki bizim istediğimiz şekilde bu iş yürüsün. Ben anlamadım. Şu ana kadar makul ve demokratik bir çözüm için sen HDP'yle, hani HDP derken tüylerin diken diken oluyordu. Beraz Bahçeli, sen nasıl bu işi... Ama helal olsun yarın öbür gün e, Beraz Bahçeli de bana göre diyorum... Ya Kürtçesi Sayın Bahçeli'dir. Ha, ben Beraz Bahçeli diyorum. Bilmeyenler diyecek ki bu adam ne diyor Beraz Bahçeli. Yani hani biz Beraz Bahçeli Brez diyoruz ya Sayın Bahçeli. Kürtçesini söylüyorum ben Beraz Bahçeli. O yüzden yani Türk, Kürtçeyi bilmeyen arkadaşlara çeviri yapayım ben. Beraz Bahçeli demek Sayın Bahçeli demektir. Tamam mı? Kardeşlerim. Biz kardeşiz ya. Bir kelimeyi bile bilmiyorsunuz ama biz o kelimeyi de size çeviri yapalım. Gidip zahmet edip başkasına çevirtmeyiz. Yani Beraz Bahçeli demek, Sayın Bahçeli demek. Kürtçesi yani. Tamam. Vefam kir. Tuğba kodelu vehni vefam ne kir. Yani var. Hay Allah'ım şu işe bak ya. Geçen ben bir e, bir yayın izledim. E, ismini de söyleyeyim. Ben Yüksel diye bir e, gazeteci arkadaş var Almanya'da yaşıyor. Onunla hatta ben de bir onun yayına katılmıştım. Almanya ağırlıklı yayınları yapıyor arkadaş. Geçen bir yayını izledim denk geldim Kürtlerle ilgili falan bir sohbet ediyor. Ya diyor yani adam, adam artık çocuk değil Belki aynı yaştaydı. Ayıp oluyor. Şimdi Yüksel Bey artık mecbur kaldı dedi ki ya dedi ben Türk'üm dedi. Yani aman aman ben Kürt değilim hani Kürtlerin propagandasını yapayım falan filan dedi. E, aynen benim bu dediğim yani dedi biz onların bir dilini bile bilmiyoruz yani anlamıyoruz bile yani bu bizim eksikliğimiz değil mi diye yani Kürtlere ne yapılmadı dedi her şey yapıldı falan baktım ekranda millet habire saldırıyor yani sen de mi propaganda sen de mi falan filan ya insanlar bir kelime dile getiremiyor şimdi ben iki kelime Kürtçe konuştum diye hemen e, öğrenin kardeşim biz kardeşiz ya biz bu cümleti birlikte Vurduk ya, ya ben bundan sonra fırsat buldukça sizin yüzünüze vuracağım. Bakınız bir takır takır biz sizin dilinizi nasıl konuşuyoruz değil mi? Kardeşiz, bir ülkede yaşıyoruz. Siz niye bizim dilimizi bilmiyorsunuz he? Niye bilmiyorsunuz? Bilin. Hun mecburun. Hun gerek beylemin. Hun neyleme emim emi her rujvara beycim beraz. Hun behelimin mefhamikim. Ek hun neylemin emi her rujvara beycim beraz. Beraz bahçeli. Bu kadar ezgerektim bejim yani bölümün kaç Değil mi yani öğrenin. Birkaç kelime öğrenin yani. Öğrenmeniz şarttır yani. Neyse ben bu kelime bu şeylere girmeyeyim değerli izleyenler. Önemli haberlerimiz var. Devam edin. Bu böyle berazlarla falan biz zamanımızı harcarsak bizim işimiz gerçekten de çok zor. Değerli izleyenler, Halkların Demokratik Partisi HDP tutuklu milletvekili Semra Güzel'in yasama faaliyetlerine katılmadığı nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oluşturulan hazırlık komisyonu tavsiye kararını açıkladı. Toplantıya HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Gülüm'ün yokluğunda toplanan komisyon oy birliğiyle Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyonun CHP üyesi Rafet Zeybek de dokunulmazlığının dokunulmazlığın kaldırması yönünde oy kullandı. Bak gördünüz mü? Son cümleyi gördünüz değil mi? Komisyon üyesi CHP'li Zafer Ez Zeybek de demiş kaldırın gitsin. E siz böyle mi ittifak yapacaksınız? He? Ya HDP'den böyle mi bekliyorsunuz? De kardeşim yok ben de oy kullanıyorum. Yani zaten çoğunluk onlardaydı. Zaten çoğunluk onlarda bari iş olsun diye. Hani yok ya bunlarda bir şey yok. Vallahi bunlarda bir şey yok bunlar resmen AKP'nin tekrar iktidara gelmesi için, Erdoğan'ı yeniden kazanması için zaten yol açıyorlar böyle. Bunlar ilk muhalefet bunların işine geliyor. Zaten bunlar bu, bazen AKP'ler diyor biz kızıyoruz ya. CHP'li arkadaşlarımız kusura bakmasın benim CHP'de çok tanıdığım var. Yani 300'den 600'e kadar birçok arkadaşla sohbet ediyorum, görüşüyorum. Tanıdığım gerçekten çok var. Ya vallahi yoldaşlar kusura bakmayın biz yanına gel. Biz ben konuştuğum ço çoğuna yoldaş diyoruz vallahi öyle. Yoldaşlar kusura bakmayın ama vallahi sizin partiniz, siz iktidar olmak istemiyorsunuz, korkuyorsunuz. Herhalde bu yıllardır alışmışsınız ya muhalefete kalmaya. Bence böyle kalın. Yani başkasında hatayı aramayın. Bakınız bu kadar olan şeylere rağmen CHP %23, %24'ü aşamıyor. Bir düşünün ya. Ülkenin geldiği bu duruma rağmen CHP ana muhalefet partisi o kadar büyük şeylerin belediyesini almasına rağmen Ankara, İzmir, İstanbul, Türkiye'nin en büyük üç kentinin belediyesini almanıza rağmen oyunuz yerinde sayıyorsa kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Bir iş var sizde yani. Bir eksiklik var o zaman. Dolayısıyla hiç kusura bakmayın. Bu korkaklıkla Böyle, böyle taraf davranmakla sizin iktidar olmanız no, no, no. Mümkün değil. Şimdi değerli izleyenler Aleviler ilişkin Tayyip Erdoğan yine CHP'den hızlı davranıyor. Helal olsun adama. CHP'nin yapmadığını, muhalefetin yapmadığını, İyi Parti'nin, devanın, geleceğin yapmadığını Tayyip Erdoğan takır takır yapıyor. Ha yalandan mı yapıyor, iş olsun diye mi yapıyor, numaradan mı yapıyor, oy mı için yapıyor? Ne için yapıyorsa yapsın Tayyip Erdoğan harıl harıl çalışıyor. Nasıl mı? Size söyleyeyim ben. Bakınız. Değerli izleyenler, Alvi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuracağı, kuracağına dair geçtiğimiz günlerde yaptığı o muazzam o açılışlar Cemevlerin ziyaret sonrası açıklama yapmış. Yeni bir açılım. Aslına baktığınız zaman bu Türkiye'de ilk defa böyle bir şey. Bir Cemevi Başkanlığı yapılıyor. Peki bu Cemevlerine kim destek verdi? Tabii ki AKP yanlısı ve devlet devlet demeyeyim ben. Devlet derken hepsi devlet yanlısı da pardon. AKP yanlısı yani iktidara yakın olan, iktidarın biraz şeyinden nem alan, böyle iktidarın 3-5 kuruş cebine koyduğu böyle Alevili de sömüren, kullanan. Aslında Alevili de bilmeyen ama eline güç bulunduran bazı cemevlerin desteğiyle Erdoğan cemevi başkanlığını kurma kararı aldı. Görüşmeler başladı bugün. Torba yasası şeklinde bugün mecliste tartışmalar belki halen de devam ediyor şu anda. Ee, ve bugün Aleviler taleplerini dile getirmek için biz torba yasası değil de eşit yurttaşlık istiyoruz diye e, harekete geçtiler, yürüyüşe geçtiler. Meclis e, Çankaya kapısı önüne kadar e, yürüdüler. Arabi değişleri söylediler saz çaldılar, halay tuttular. Meclis önünde bir araya geldiler Aleviler ve Alevilik torbaya sığmaz, yasanızı geri çekin yazılı pankartlar da açtılar. AKP elini inancımızdan çek diye Aleviler e, vardır, Alevilik haktır ve cem ibadetimiz cem evleri ibadethanemizdir diye açıklamalarda da bulundular. Bana da bir açıklama geldi değerli izleyenler. Uzun olduğu için e, geçmek istiyorum. Eylende Alevi Bektaşı Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Avrupa Ale Alevi Birlikleri Federasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Demokratik Alevi Derneklerinin torba yasa değil eşit yurttaşlık istiyoruz. E, ortakta bir açıklama yaptılar ve ADFE Genel Başkanı Celal Fırat e, bu açıklamayı okudu. Ben kısaca ne söylediğini size paylaşayım. Önemli çünkü dedi ki AKP'nin Aleviler üzerinde yürüttüğü asimilasyon politikalarının devam ettiği ve Cumhuriyet'in birinci yüzyılında eşit yurttaş olarak görülmeyen Alevilerin ikinci yüzyılında ise tamamen köklerinden koparlarak istendik, e, istendiklerini belirtti. AKP tarafından hazırlanan vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin içerisine cemevlerinin aydınlatma ve su ve personel giderleri gibi maddeler eklenerek Alevi sorunun çözülmeyeceğini ifade ettiği bu kanun ile Alevilerin ibadeti olan cem ve ibadetlerin ibadet ibadet haneleri olan cem evlerimiz bir sorun olarak gösterilmektedir dedi ve sloganları da torba yasa değil eşit yurttaşlık istiyoruz. Biliyorsunuz ben tekrar söyleyeyim. Avrupa'da Alevilik inancı biliyorsun resmi olarak tanındı. Alevilik inancı din olarak resmi olarak tanındı. AABF'nin başvurusu üzerine biliyorsunuz bu ilk defa Avrupa'da gerçekleşti. Kardeşim milyonlarca Alevi var Türkiye'de. Halen bir şey yok yani. Bir camiye verilen değer kadar, yapılan yatırım kadar, atanan imam kadar bir cem evine mi yapılıyor mu? Yok. E o da ibadet hane, o da ibadet baktığınız zaman. O da inanç, o da inanç. Niye? Bilmiyorum niye. Değerli izleyenler ben Facebook'taki arkadaşları yalnız bırakacağım. Orada da bizi şu anda 320 arkadaş izliyor. İzninizle ben kaldığımız yerden YouTube'da devam ediyorum. Lütfen Adem Karaçoban yazıp YouTube kanalıma gelin. Ve orada canlı yayınımız devam edecek. Çünkü önemli haberler var. Facebook'ta dile getiremeyeceğimiz haberler var. Buyurun Facebook'taki değerli arkadaşlar yoldaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bir skandal bir haber. Kur'an kurslarıyla ilgili taciz ve tecavüz haberleriyle ilgili biliyorsunuz sıkıntı var. Onları dile getirmek bile mesele artık. Çünkü birçok olayın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Değerli izleyenler Erzurum'da Diyanet İşleri Bakanlığı'na bağlı Hacı Bahattin Evgi yatılı Kur'an kursunda 8 çocuğa sistematik bir şekilde tecavüz ve işkence eden Hakan Aslan Kafa'nın yargılandığı dava için yayın yasağı kararı verildi değerli izleyenler karara ilişkin sanal medyadan açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği karara itiraz ederek isyanımızı susturamazsınız, sesimizi kıstıramazsınız, kısamazsınız, sesimizi herkese duyurmak istiyoruz, duyuracağız dediler. Hakikaten ben de merak ediyorum. Sekiz çocuğu sistematik olarak işkence ederek taciz tecavüze yapan Hakan Arslan ismindeki o çedellileri, o alçak ile ilgili, onun dosyası ile ilgili niye böyle bir gizlilik kararı alınsın arkadaşlar? Ta doğrusu AKP söz konusu kurslarla ilgili talih secavüz olayı olduğu zaman neden hemen dosyalara gizlilik getiriyor? Siz bu işin arkasında bir pintili görmüyor musunuz? Bu normal bir durum mu? Bence anormal bir durumdur. Bakınız Kur'an kursları elbette ki eskide Kur'an kurslarında gidip e, eğitim gören Milyonlarca vatandaş var. Okullar da yoktu o dönem. Ama o dönemki Kur'an kurslarında sadece yobazlık eğitimi verilmiyordu. Burada yobazlık eğitimi veriliyor. Yani Kur'an kursları bir eğitim merkeziydi eskide. Mesela Kürdistan'da her yerde Kur'an kursları vardı. Ama o Kur'an kursları, o medreseler, Kur'an kursu da değil aslında. O medreselerde yaşamın her alanıyla, alanıyla ilgili eğitim veriliyordu. Ama böyle çocukların taciz, tecavüze uğradı bir durum yoktu. En azından biz duymuyorduk. Belki de vardı biz bilmiyorduk. Bilmiyorum. Yani iyi insanlar yetişiyordu. Kendi halkına faydalı olan birçok alim var Kürdistan'da yetişen. Var yani. Alevi dedeleri var yine o şekilde yetişen. E yine ezidi şeyhleri var o şekilde yetişen kendi halkına, inancına faydalı olabilecek. Dolayısıyla şu andaki sisteme baktığımız zaman, Kur'an kursları sistemine baktığımız zaman tamamen iktidara bağlı, cemaatlerin tamamı iktidara bağlamış bir şekilde iktidarın onlara gösterdiği o ideoloji çerçevesinde çocuklara Kur'an kursu adı altında her türlü aşılamayı, her türlü yoz yaşamı öğretiyorlar. O yüzden lütfen kendi çocuklarınızı Kur'an, belki sizin niyetiniz iyi olabilir, çocuğun gitsin Kur'an öğrensin, sizin inancınız gereğidir, bunu yapabilirsiniz, doğaldır. Ama lütfen bu Kur'an kurslarına gönderirken kendi çocuklarınızı gidip götürüp onlara 7-8-10 yaşındaki çocuklarınızı teslim ederken bir araştırın. O Kur'an kurslarının geçmişini araştırın. O ders veren imamların geçmişini araştırın. Düşüncelerini bir araştırın. Çocuğunuzu öyle teslim edip lütfen bırakmayın. Bakınız birçok çocuk intihar etti. Tecavüze uğrayıp ses çıkarmayan çocuklar var. Yahu çocuklar, çocuklar diyoruz biz. Lütfen ama kendi inancınıza siz kendi evinizde de sahip çıkabilirsiniz. İnanın bana çocuğunuz gidip tecavüze uğrayacağına, orada yoz, yoz bir gerici bir kafayla büyüyeceğine hiç öğrenmesin daha faydalı olabilir. Emin olun. En büyük günah öyle yoz yaşam, öyle geri kafalı yetişen bir çocuktur. Yani sizin için en büyük günah öyle bir çocuğu yetiştirmektir. Hiç bilmese, hiç Kur'an'ı hiç sizin inancınıza göre hiçbir şey bilmese daha iyi, daha saf, daha temiz, daha pak kalır. Öğrendikçe onların ideolojisini, onların inancını, onların felsefesini öğrendikçe daha çok bataklığa doğru gidiyor. Emin olun ki ne bu dünyaya ne insanlar ne de kendisine bir faydası da maalesef olmuyor. Ben hepsini kötülemiyorum asla. Çok temiz, gerçekçe, gerçekten de İslami anlamda çocuklara eğitim vermeye çalışan yerler de var. Az da olsa. Ama binde bir, yüzde bir. Dolayısıyla dikkat edin diyorum. Evet değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Röportörü Türkiye'yi terörle mücadele yasalarını insan hakları savunucularını sindirmek için kullanmaya son vermesini ve tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'yı derhal serbest bırakma çağrısı yaptı. Şebnem Korur Fincancı kimyasal silahlara karşı eğer böyle bir iddia varsa lütfen bu iddia araştırılsın. Bir bilim insanı olarak bunu öneriyorum dediği için AKP MHP rejimi tarafından linçe uğramış ve Almanya'dan döndükten sonra ki Almanya'da ben de kendisiyle bir görüşmüştüm. Bununla ilgili görüş almıştım değerli izleyenler. Almanya'dan döndükten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye Tabipler Birliği Başkanı. Şimdi değerli izleyenler ekranınıza bir dönek getireceğim. Ama dönek hakarete giriyor mu değerli izleyenler? Sanmıyorum. Dönek demek yani yanar dönek. Dün böyle bugün böyle demek. Ben öyle biliyorum. O anlamıyla kullanıyorum yani biraz Perinçek, biraz Perinçek, Perinçek, Perinçek yanlış anlamayın beni e, Perinçek Kürtçe bildiği için mesela biliyor birkaç kelime. Biliyorum ben onunla 2000, 2004 yılında görüştüm bir röportaj da yapmıştım. O zaman uzun bir röportaj yapmıştım. Kürt soruna ilişkin, işte çözümüne ilişkin falan neler neler söylemişti. Bir yandan içkisini yudumluyordu, bir yandan da zıkkımlıyordu. Bir yandan da bana sorularıma cevap veriyordu. iyi hatırlıyorum yani o dönemler. Genel komayın böyle birkaç ikinci e, alanlarından biriydi. O derin devlet denen o 28 Şubat'ın başında olan bir o zaman o dönem e, işte CHP'nin de iktidarda, sehbe olarak iktidarda olduğu ee, bir bir dönemde Ben bir röportaj yapmıştım. O dönemden yani yakından görüştüğüm için söylüyorum bunun. Yanar döner olduğunu e, biliyorum. Şimdi adam birkaç gün önce Mardin'de işte PKK'ler de gelsin. O NATO'nun elindeki silahları bıraksın. Onlar da bizim kardeşimiz de gelsinler işte. Falan filan böyle bir, bir açıklama yaptı. Herkes dedi bu adam kafayı mı yemiş yani? Herkes dedi bu adam herhalde sıyırmış dedi. Sonra adam bugün bir açıklama daha yaptı. Dedim ya yanar döner olduğunuz zaman sizin tutarlığınız olmaz. Yani dün böyle bugün böylesiniz. Bugün de dedi ki Türkiye PKK'yı kucaklamaya e, pardon ince gün demişti Türkiye PKK'yı kucaklamaya hazır. Bugün de dedi ki kesinlikle açılım ve çözüm olmayacak PKK bitirilecek. Bugün dün cümlesi yüzde yüz. Kesinlikle açılım ve çözüm olmayacak PKK bitirilecek dedi. Şimdi demezler mi salam? Sana demezler mi? Lan sen daha iki gün önce Türkiye PKK'yı kucaklamaya hazır. Gelsinler. Bizim kardeşlerimizdir onlar. Demedin mi? Ulan bir insan bu kadar mı dönek olabilir ya? Evet olabilir. Eğer bir insanın ismi Doğu Perinçekse bu kadar değil bu kadarından daha fazlası. Yani biraz Perinçek da bu onun dönekliğinin biraz daha harfedir. Bütün harfleri yan yana getirseniz adamın hayatı boyunca adam döneklik yapmış. Adam kendi hayatını döneklik üzerine kurmuş. Geçenlerde de hatırlarsınız değil mi? Bu da şeyle birlikte, Bahçeli ile birlikte. <laughs> Bak bu Bahçeli küfür ediyordu, Bahçeli buna küfür ediyordu. Bahçeli Erdoğan'a küfür ve hakaret ediyordu, Erdoğan Bahçeli'ye küfür ve hakaret ediyordu. Üçü de geçtiğimiz günlerde siz izlediniz değil mi? O TOG diye bir araba şeyi vardı ya. İtalyan arabası. Türkiye'de fabrika falan yok. Hepsi yalan. Siz Türkiye'de fabrika olduğuna dair bir e, üretim yapıldığına dair herhangi bir bant, bir araç falan gördünüz mü? Görmediniz. Anlamadım. Dışarıdan satın alıyor. Hepsini getiriyor. Yan yana birleştiriyor. Ondan sonra alın size araba diye yutturuyor yani. Mesela ben nasıl ki bu telefonu alıyorum ya. Arkadaşlar bakın şu anda size bir şey göstereyim. Şimdi ben bu telefonu böyle satın alıyorum. Tamam mı? Ben bu telefonu böyle satın aldıktan sonra getiriyorum diyorum ki yahu ben yeni bir şey icat etmişim nedir diyorum ki ben öyle bir e, gehoize nedir e, kap kap mı he böyle bir kabını icat etmişim ki bakınız bunu ben yapıyorum ben bu telefonu satın alıyorum sonra gidiyorum şu gehoizesi kabını da getiriyorum siz bilemezsiniz ben bunu Çin'den satın alıyorum bunu da İtalya'dan satın alıyorum ama siz görmüyorsunuz ben getiriyorum kendi evimde bunu böyle tamam mı? önce böyle alıyorum. Takıyorum buraya yerleştiriyorum. Bilmem bunu buraya yerleştirdim. Onu oraya yerleştirdim. Sonra diyorum ki hoppala bizim togumuz geldi diyorum. Bak ben yapmışım diyorum. Ben yapmışım. Oysa ki ben yapmamışım. Bunu başkası yapmış. Diğerini başkası yapmış. O köşesini başkası yapmış. Mikrofonu başkasını ya. Her şeyi başkası yapmış ama ben getiriyorum yan yana hepsini birleştiriyorum ve kendim gibi gösteriyorum. Tog da mesela neyse bizim meselemiz tog değil. Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. Togunuzu alın güle güle kullanın. Biz bir şey demiyoruz. Eyvallah da ee, dönekte kalmıştık. Biz dönek Üçü yan yana gelmişti. Bahçeli e, e, nedir? Perinçek ve Erdoğan. Üçü de böyle Allah'a dua ediyordu. Ya o hadi Erdoğan yine namaz kılıyor. Böyle biliyorum yani yine hani vicdanla konuşma gerekiyorsa üçünü yan yana getirdiğimiz zaman hani ben Erdoğan'ı sevmememe rağmen biliyorsun ben o konuda böyle dürüst bir insanım. Söylerim söylemek istediğimi. Üçünün yan yana koyduğunuz zaman yine elle tutulur. Böyle biraz insanın hani birazcık olsun dini anlamda söylüyorum. Yani göstermelik de olabilir. Olsa bile yine Erdoğan'ın bir şeyi vardır. Yani bir besmele çekmesi bir, var bir şeyi var yani. Hani dinsiz imansız değildir. Allah var yani. Ne yalan söyleyelim. Yani tamam bize yaptıklarını biz onu zulüm yapıyor falan onu bir kenara bakırsak yani var gerçekten bir, bir tutulacak bir tarafı var bari. ama kardeşim bu adam aptalsızdır bir kere. Yahu siz devlet bahçelerinin hayatında amin dediğini duydunuz mu? Amin amin kelimesini kullandı mı? Yok. Bu adam zaten yani bu adamın zaten din imanı yok. Ben din imanı yok derken günah da işlemiyorum. Biliyorum yok yani. Ama gitmiş adam. Üçü de yan yana gelmiş. Ben eminim ki bu yandayken bu elini açmışken Devlet Bahçeli onun sonunda o ona küfür ediyor. Devlet Bahçeli de Erdoğan'a. Erdoğan da geriye dönüp o ikisine birlikte küfür Ben eminim ki üçü de şu anda o yan yana gelirken Onları düşünüyorlar. Çünkü üçü de birbirine hakaret ve küfür ediyordu. Ama ne hikmetle? Üçü de bir, üçü de bir karaya girdi. Dok için. Dok, dok. Tokdu değil mi? Tok. Tabi insanların karşı tok ya. Tok için adamlar amin. Ne diyorlardı orada? Sizce bu adam ne dua okuyordu? Tövbe. Bir dua okudu, bir dua bildi de o dinsizin, imansızın dua okuluşu mu olur ya? Şimdi ateist olsa da saygı duyarım. Dedim ki eyvallah. Ya bu adam ne Müslümandır bu adam. Ne ateisttir. Ya ne Hristiyandır, ne Musevidir. Hiçbir şey değil. Bu adamın inancı bile yok. Yani ateist de değil hani. Ama bir gün Müslüman oluyor, bir gün Hristiyan oluyor, bir gün PKK'li oluyor, bir gün faşist oluyor. Adam her şey oluyor. Geçen de bunun yayın organı, hatırlıyorsunuz değil mi? Beni FETÖ olarak ilan etmişti. Bu yavşan, yavşak mı? He he, bu yavşan e, yayın organı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Beni FETÖ Fiyarisi olarak ilan etmişlerdi. Ulan oğlum bari başka bir şey söyleseydiniz ben de derdim ki he valla evet. koltuğum şişerdi bari. Ben ve FETÖ fürarisi. Ben 27-28 yıldır Almanya'dayım. Ulan FETÖ çıkalı daha 6-7 yıl oldu. Lan yavşak bari insanı iftira atar da bu kadar atmaz hani. Neyse onu da geçelim o da önemli değil. Velhasıl bunun üstünü çiziyorum. Beraz'ın üstünü çiziyorum. Değerli izleyenler başka bir haberle devam ediyoruz. Kusura bakmayın sürçü lisan olduysa affola. Vallahi ben size karşı biraz saygısızlık gibi kendimi hissediyorum ama inanın bana hiç böyle sizin ne bileyim sizin alakalı değil yani içim dolu bu insanlara karşı bu iki yüzlü bu dönek insanlara karşı ne yapayım vallahi yorum yapamıyor yapamadan da geçemiyorum bu haberlere böyle düz oku geç yapamıyorum hiç kusura bakmayın tamam. Değerli izleyenler e, İran'daki diriliş, direniş 53. gününü de geride bıraktı. Ee, Kürdistan ve Beluristan e, yanı sıra Tahran gibi kentlerde eylemler durmadan yayılarak devam ediyor. Ben dün söylemiştim. 300'ün üzerinde ölü olduğu e, İran İnsan Hakları Örgütü açıkladı ama e, bugün yine farklı açıklamalar yapardı ve 400'ün üzerinde yaşamını kaybeden sivil olduğu bilgileri de geldi ve eylemler Tahran'da yani başkente dahil olmak üzere bütün mahallelere yayılmış durumda her yerde jenjen azadi sloganları atılıyor. Anlaşılan o ki İran devrimi, İran devrimi, yeni devrimi bu devrim gerçekten de Jin jiyan azadi sloganıyla gerçekleşecek gibi görünüyor. Almanya Dişleri Bakanlığı dün de açıklama yapmıştı. Amerika da bugün de açıklama yaptı. İran'daki göstericilere sonuna kadar destek verdiklerini vereceklerini de ima ettiler. Rojelat'ta Kürt partileri sessiz Pejrak ortada kaldı ve Pejrak bütün halkı direnişe davet etti ve halen de halkın direnişine destek vermeye devam ediyor. PAK ve KDP'yi Geri çekilmiş ve İran'ın o saldırılarından sonra bayrak kaldırmışlardı ee, ve İran'a karşı herhangi bir eyleme girmeyeceklerini açıklamışlardı. İran o saldırıları durdurmuştu değerli izleyenler. Şimdi günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında önemli bir açıklama var. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri e, heyetleri giziden peyde pey Rojava'yı ziyaret etmeye devam ediyor değerli izleyenler gerek ekonomik gerek sosyal gerek siyasal gerek politik ve askeri olarak yani her gün neredeyse her haftada birkaç heyet gidip Rojava'yı ziyaret ediyor çeşitli organlarla görüşüyor. Özel yönetimle görüşüyorlar. Demokratik Süleymaniye işleri yani YPG ile görüşüyorlar. Askeri kanatla görüşüyorlar. Kültür e, meseleleri, yine sosyal meseleler. İşte onlardan biri de budur. Özel yönetim ziyaretinin ardından Amerika Birleşik Devletleri heyeti Hull kampına ilişkin ciddi, önemli açıklamalarda bulundu. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin şam büyükelçiliği tüm ülkelere vatandaşlarını Rojava'daki kamplardan alma çağrısı yaptı. Geçtiğimiz yıldan beri Kese'de demokratik Suriye güçleri ve özel yönetimi özellikle Avrupa ve dünyadaki bütün ülkeleri kendi vatandaşlarınızı alın çağrısı yapıyordu. Zaman zaman cevap geldi. Birçoğu Daesh üyelerinin aile bireyleri olan Hol kampı sakinlerinin durumu son zamanlarda gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Bazı ülkeler Hol kampında kendi vatandaşlarını PDP geri almaya başlamıştı değerli izleyenler. 20 Ekim'de Rusya Hol kampında 38 çocuğu almıştı. Yine Ekim ayında <laughs> Almanya, Fransa, Avusturya ve Kanada 87 vatandaşını e, Hol kampında geri almıştı. Görüşmeler sonucu, mukavele sonucu kampta dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 60 bin kişinin halen bulunduğu gelen bilgiler arasında kampta yaşayanların yaklaşık %50'si ise Irak vatandaşı. Bu daha ilginçtir. Irak'ta bu yönlü özel yönetimle zaman zaman görüşmeler yapmış. Geçen haftada bir açıklama yapmıştı. Yönü hükümetin kurulmasından sonra Irak'ın biraz daha aktifleşerek kendi vatandaşlarını işine yarayan onlar da mesela özel yönetimle demokratik süre güçleriyle geçtiğimiz günlerde bir takas yapmışlardı. Üç Kürt gencini serbest bırakmışlardı ki onları haksız yere tutuklamışlardı. İdama mahkum etmişlerdi. Özel yönetim Hol kampındaki Irak'ın aradığı birkaç mahkumu vererek o Kürt gençlerini idamdan kurtarmıştı. Hatta o idamdan kurtarılan gençler gelip Mazlum Ebdi, Mazlum Kobani'yi ziyaret etmişlerdi ve kucaklaşmışlardı. O görüntüleri de ben sizlerle paylaşmıştım değerli izleyenler. Evet Rojava'daki kamplarda bulunan diğer yabancı ülke vatandaşlarının alması için de girişimler devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nden de çağrı geldi. Bu girişimler çerçevesinde son olarak 2012'den beri kapalı olan ABD'nin Şam Büyükelçiliği bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Rojava'daki kamplardan bütün dünya ülkelerine çağrı yaparak kendi vatandaşlarını alma çağrısını yeniledi. Büyükelçilik yaptığı Twitter paylaşımında ABD terörle mücadele bürosu koordinatör yardımcısı adına bir açıklama yapıldı. Direktör Jack Alter'ın da bir açıklaması yer aldı. Yine ee, heyetin geçtiğimiz hafta sonu ABD heyetinin geçtiğimiz hafta sonu Hull kampını ziyaret ettiğini de duyurdu. Büyükelçiliğin açıklamasına göre bu ziyaret dönüş sürecinin müzakere edilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Rojava'daki birçok kampta binlerce yabancı ülke vatandaşı halen de mevcut değerli izleyenler sadece Hull kampı değil. Heyet ayrıca de Demokratik Suriye güçleri yetkilileriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede de yine sosyal, siyasal, siyasal ve güvenlik ihtiyaçları konusunda görüş arış bulunuldu ve Rojava'da vatandaşı bulunan tüm ülkelere e, e, kalıcı bir çözüm için Ken e, bu konuda görüş, e, Rojava özellik yönetimiyle e, görüşmeleri ve bunu teşvik etmeleri konusunda bir çağrı da yapıldı. Şimdi Dişleri Bakan Yardımcısı İzan Goldrich, Dişleri Bakanı, Doğu İşlerinden sorumlu. Ee, ABD heyeti de, onu e, onun da başkanlık yeti bir ABD, başka bir ABD heyeti de geçtiğimiz e, cumartesi günü Kamışçoya gitmişti. Kamışlo'da yine bir e, ziyarete bulun, <laughs> bulunup Rojava özel ile bir görüşme gerçekleştirmişti. E, oradaki sorunları konuşmuşlardı ama en önemli açıklama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu heyetinin yaptığı, Goldrich'in yaptığı, <laughs> özür diliyorum. Açıklama şu oldu değerli izleyenler, e, terörle mücadele, DAEŞ'le mücadele e, konusunda özel yönetimin desteklenmesi için e, ek olarak bir bütçe planı hazırladıklarını aktardı. Buna ilgili detaylı bilgi vermedi ama emin olun ki Türk Devleti bu cümleyle yola çıkarak bile Dişleri Bakanlığı biliyorum ki Amerika'yı kınayacaktır ve Amerika'nın yeni bir yardım paketinin gündeme getirmesi bekleniyor ek olarak yıllık olarak biliyorsunuz bir yardım paketi var zaten bu yıl sanırsam 300 küsür milyon dolardan oluşuyordu öyle hatırlıyorum ben ama Goldrich terörle mücadele konusunda özel yönetimin desteklenmesi yani KSED'nin desteklenmesi için bir bütçe planı hazırlığında olduklarında açıkladı bu da size sun